Merhaba değerli dinleyiciler. Haftalık piyasa yayını ile sizlerle birlikteyiz. Geride bıraktığımız hafta merkez bankaların haftası olarak kayıtlara geçti. Fed toplantısıyla başlayacak olursak Fed beklendiği gibi faizlerde 75 baz puanlık bir artışa gitti. Bu piyasa beklentileri dahilinde olsa da kurul üyelerinin faiz artışı beklentilerindeki yukarı revizyonların beklenenden daha şahin bir yola işaret ettiğini takip ettik. Faizlerin bu yıl sonuna kadar %4,4, 2023'te ise %4,6'ya yükseleceği öngörüldü. Fed ayrıca büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon ve işsizlik oranı beklentilerini ise yukarı yönde güncelledi. Toplantı sonrası Başkan Powell'ın açıklamalarında ise Amerika'da bir süre trend altı bir büyüme olacağı vurgusu ve diğer taraftan enflasyonu düşürmenin acısız yolu yok ifadeleri ön plandaydı. Açıklamaların ardından Kasım ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini gördük. Kısacası açıklamalarda yüksek enflasyona odaklanan Fed'in faizleri daha da arttıracağı ve bunun da daha uzun süre daha yüksek seviyelerde tutulacağı konusunu ön plana çıkardı. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 50 baz puan arttırarak %2,25'e çıkardı. Fed kararının ardından piyasalara baktığımızda dolar endeksi ve kısa vadeli tahvil faizlerinde yükselişler gördük. Riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetleri satış baskısı altında kalırken emtialar geriledi. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi haftayı devam eden satış baskısının ardından %5 oranında düşüşle 3693 seviyesinden tamamladı. Ağustos ayından beri etkili olan düşüş trendinin zayıf tepki denemelerinin ardından devam ettiği S&P 500 endeksinde hafta içerisinde 3600 seviyesinin kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli düşüş trendinin aşırılık sinyalleri ürettiğini gözlemlediğimiz S&P 500 endeksinde hafta içerisinde Haziran ayı dip noktasını oluşturan 3600 seviyelerinden tepki yükselişleri yaşanabileceğini düşünüyoruz. Ancak tepki yükselişlerinin şu aşamada trend karşıtı hareketler olabileceğini özellikle belirtmek isterim. Böylesi bir gelişmenin ise endekste 3900 seviyesini hedefleyecek ara bir yükseliş denemesi oluşturması oldukça olası. Dolar endeksinde devam eden yükseliş eğilimi 111 seviyesinde bulunan kritik direnci geçtiğimiz hafta aştı. Böylece haftayı %3,24 oranında artışla 113 seviyesinin hafif üzerinde tamamlayan dolar endeksinde 111 seviyesi artık ilk önemli destek konumunda. Ve bu nokta üzerindeki hareketlerin 115 seviyesini hedefleyecek bir potansiyeli gündemde tutacağını düşünüyoruz. Son 20 yılın en düşük seviyesinde bulunan Euro-Dolar paritesinin ise 93 seviyesine geri çekilmelerinde ara tepki yükselişleri üretebileceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında 1675 desteğinin kırılmasıyla devam eden satış baskısı şu aşamada 1600 seviyesini hedefleyebilir. Direnç konumuna dönüşen 1675 altındaki hareketler zayıf seyrin devamını getirecektir. İçeride ise Merkez Bankası toplantısı ön plandaydı. Merkez Bankası politika faizi olan haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti ve politika faizini 13'ten 12 seviyesine düşürdü. Piyasa beklentileri bankanın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. Açıklanan yeni kısa notta ise büyümede yavaşlamaya dikkat çekilirken dezenflasyon beklentisi ve Türk lirasını öncelikleyen politikalara yönelik vurguların bu metinde de korunduğunu gördük. Temmuz ayında başlayan güçlü yükselişin %60'a yakın bir değer artışıyla 3715 seviyesine ulaştığı Borsa İstanbul'da son 2 haftadır düzeltme hareketi hakim oluyor. Geçtiğimiz haftayı %3'e yakın düşüşle 3281 seviyesinde tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksinde geri çekilmelerde 3000 seviyesini oldukça güçlü ve ana destek noktası olarak izliyoruz. Geri çekilmelerin 3000 desteği üzerindeki tutunmasıyla birlikte piyasanın ara düzeltme hareketinin ardından orta ve uzun vadede TL bazındaki yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz. Borsadaki kısa vadeli aşağı baskının tamamlandığını söyleyebilmemiz için 3400 ara direncinin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda ise yeniden ilk etapta 3500 ardından da 3715 zirve bölgesini hedefleyecek ataklar gündeme gelecektir.
Banka hisselerinin güçlü yükselişin ardından son 2 haftadır oluşan realizasyon eğilimi geçtiğimiz hafta %13'lük düşüşle devam etti. Aslında endeksi baskılayan hareketin yine bankacılık hisselerinde geldiğini gördük. Bu dönemde sanayi hisseleri ortalama 0.40 oranında değer artışı gerçekleştirdi. Dolar TL ise Merkez Bankası kararının ardından 18.42.10 ile tarihi zirveyi gördü ve haftayı %1'e yakın değer artışıyla 18.41.39'dan tamamladı. Yurt içinde bu haftanın veri gündeminde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi verileri ön planda. Cuma günü ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Benim bu haftalık aktaracaklarım bunlardı. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum.